neden çok çocuğum rızkını böyle şeylere harcadım bölümüme hoş geldiniz. Bugün hayatımdaki en pahalı mısır gevreğini yiyeceğim galiba. Kendisi amarantlı. Bunu Makro Center'dan aldım ben. Ne kadarmış? 17 lira 90 kuruşmuş kendisi. Şöyle önden de göstereyim. Vegan logosu var. Amarant ne diyorsanız böyle tohum gibi bir şey değişikliği. Normalde yemeklere falan da kullanılıyor. Ayrıca da satılıyor Migros'larda, işte makrosentralarda falan. Amarantı bulabilirsiniz. İşte kısır gibi falan yapabilirsiniz değişikli. Hatta benim bir tane tarifim vardı. Onu şuradan çıkartırım. O amaranttan da mısır gevreği yapmışlar. Bugün de onun tadına bakacağız. Bakalım nasılmış. Arkasını da göstereyim. Şöyle Türkçe yeri yapmışlar. Buradan da bakabilirsiniz. Bio falan diyor ama o kadar içeriği temiz değil. İçinde neler var hemen söyleyeyim. Mısır unu, amarant gevreği, amarant gevreğinin de içinde amarant unu, amarant çekirdekleri, glikoz şurubu, mısır şurubu varmış içinde. Dediğim gibi temiz değil demiştim. Ve de tuz varmış. Veganlar için uygundur diyor. Menşei de İtalya'ymış. Bunun haricinde bu 17 lira 90 kuruş ya, ben bunu aldıktan sonra başka bir şubede organik mısır gevreği buldum. Sadece içinde herhalde mısır gevreği var. Mısır var. Eğer isterseniz onu da satın alıp deneyebiliriz. O da 19.90'dı. Ona da bakarız yani isterseniz. Eğer hani mısır gevrekli içerik istiyorsanız. Ben çok mısır gevreği tüketmiyorum ya. Bak yıllardır ilk defa işte bunu yiyeceğim. Bakalım nasılmış. Ben de bilmiyorum. Şöyle şuradan açılıyor. Açıyorum. Açamadı. Aa, nasılmış bu? Ha, şöyle mi? İnşallah doğru açmışımdır. Şöyle. Mısır gevreği, mısır gevreği. Paketlerini unutmuşum ha. Mısır gevreklerinde paketler hep böyle ya. Biraz bakalım koyalım. Şöyle yakından da göstereyim. Tadına bakayım mı? Yani çocukken yediğim mısır gevreğine çok benziyor. Biraz daha tuzlu olabilir, o kadar. Gerçi benim yorum yapmam da doğru olmaz. Çünkü ben bayağıdır mısır gevreği yemiyorum. Yani hani bu tarz kahvaltılar yapan bir insan değilim. Şimdi hemen tabii ki de bunun için bitkisel süt hazırlayalım değil mi? Şöyle hemen kaldırayım bunu. Bir de insanlar ikiye ayrılıyor değil mi? İlk önce mısır gevreğini koyup sonra sütü dökenler veya sütü döküp sonradan işte mısır gevreğini dökenler. Ben bu sefer mısır gevreğinin üstüne sütü dökeceğim. Sütümüzü de hemen hazırlıyorum. Evde bizim muz vardı, onu dondurmuştum. Muz sütü yapacağım 2 dakikada. Hemen şöyle blender'ın içine atıyorum. Tamam mı, muzumu? Siz isterseniz yulaf sütü yapın. İsterseniz işte hindistan cevizi sütü yapın. Yani evinizde ne varsa, bir çimdik tarçın, bir çimdik tuz ve su ekleyeceğim. Suyumu da ekledim. Hemen kapağını kapatayım. Siz isterseniz tabii hazır soy sütü falan da kullanabilirsiniz. Ay, kullanabilirsiniz yalnız. Kullanabilirsiniz. İstediğinizi kullanın. Ben bir de ona para vermek istemedim açıkçası. Yani çok pahalı ya. Gerçekten çok pahalı. Gereksiz pahalı yani. Şimdi hemen blender'dan geçiriyorum. Ve muz sütüm hazır bile. Şimdi hemen... Ay o mısır gevreği boğazıma kaçtı da. Şimdi hemen dökeyim. Bakalım tadı nasıl olacak. Biraz karıştırayım. Biraz daha ekleyeyim, az geldi. Az geldi. Yaz geldi. Ege çubukçu. Ay, iyice oldum, pisleştim. Şimdi bakalım tadına.
Nasıl oldu? Biraz beklesem mi yumuşaması için? Ama ben yumuşayınca sevmiyorum ya mısır geriliğini. Böyle hani kıtır kıtır olunca seviyorum. Böyle sütü kattıktan sonra. Neyse hemen şimdi tadına bakayım. Güzel oldu. Muzla yakıştı. Siz de muzla deneyebilirsiniz. Ben beğendim şahsen. Muz ekstra aroma kattı buna. Yani güzel ama ben genel olarak hani mısır gevreği çok sevmiyorum ya. Ama hani seven varsa sever bunu. Bayılır hatta. Hatta her sabah yer. Öyle diyeyim size. Ama bence 17.90'a değmez. Ama hani siz derseniz ki benim gluten alerjim var. Şöyle kaslısıyım bak. Gluten free diyor. Ondan sonra cima. Vegan ürün diyor. Yani size kalmış bir şey. Seçim tabii ki de. Ama ben buna 10 üzerinden kaç vereyim? Şöyle bir 6-7 veririm 10 üzerinden. Hani çok aşırı güzel değil bence. Ya ben sevmiyorum hani mısır gevreği ama sevenler çok sevebilir. Normale göre biraz fazla sert ya. Öyle şey değil yani böyle kutur kutur. Sütle yumuşuyor. Siz de böyle süt yapıp yiyin. Isıtın yani. O zaman daha güzel olur. Ama ben bunları yabana götürmeyeceğim. Bunlardan ne yapacağım biliyor musunuz mu? Vegan nugget videosu çekeceğim. Bunları kıracağım. Onun haricinde de aslında şok marketteki mısır gevrekleri vegan diye biliyordum ama ne zamandır bakmadım. Birkaç sene önce bakmıştım. Şimdi içeriği değişti mi değişmedi mi nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Yani onu öyle hatırlıyorum ama olmayabilir. Neyse işte bunları yabana götürmeyeceğim. O tarifi de veririm. Değişikliği olur. Daha önce de ben vegan nugget denemiştim Instagram'da ama olmamıştı. Ama neden olmadığını da hatırlıyorum. Hani o Boş TV var ya. Öyle bir Instagram hesabı var. Boş kanalı var. B-O-S-H diye. Orada vegan tarifler veriyorlar ama ben mesela çoğunu denediğimde fail oluyor. O da böyle fail olan tariflerden biriydi. Hani güzelmiş gibi gösteriyorlar ama tadı o kadar güzel olmuyor falan. Neyse onu revize edip tekrar çekeceğim. YouTube için çekeceğim. Instagram'daki işte şey olmuştu, kötü olmuştu ama yani benim ilk paylaşımlarımdan falan yani kimse hatırlamaz onu. Veya böyle hani stalkerlar falan hatırlar. Öyle yani onu deneyeceğim bakalım. İlk videom bugünkü böyleydi. Sabah bunu yayınlarım veya işte öğlen bilmiyorum. Akşam da bir video daha yayınlayacağım. Öyle bugün iki video. Bakalım. Şimdi de ikincisini çekeceğim ama tabii siz akşam izleyeceksiniz. Öyle yani. Bunu da isterseniz deneyebilirsiniz ama bence 17.90'a değmez. Ama ben mısır gevreği seviyorum, denemek istiyorum derseniz deneyebilirsiniz. Dediğim gibi hani ne alınır ne alınmaz şeyinde. Birazcık geçik yani. Ona göre birazcık da güzeldi işte. 10 üzerinden 6-7. Ona göre hiç yapın. Karar verin siz. Ben bir de bunun organik versiyonunu deneyeyim ya. Bak şimdi benim içimde de kaldı. 19.90 olanı da bir deneyeyim. Bu 17.90'dı. Bakalım o nasıl olacak. Onun tadı daha iyi de olabilir. Bilemeyeceğiz. Neyse. Yarın başka bir videoda görüşürüz diyeceğim ama akşam görüşeceğiz. Neyse. Bugün başka bir videoda görüşürüz. Bye bye. Ay sonunu değiştirdim. Neyse bye bye.